Kasenin dibini sıyırmışsın. Anneni gerçekten çok güzel korudun. Biliyor musun, gözlerime inanamadım. Ben o kadın için hiçbir şey yapmadım. Hem öyle bakma bana. Yengem sinirime dokundu o kadar. Hem şu anda sana da kızıyorum. Onun yaptığını söylemeden sütlacı yedirdin bana. Nasıl yaparsın? Nasıl? Hem nereye? Senin öfkenden uzağa. Gülecek olsam kızıyorsun. Ağlayacak olsam yine kızıyorsun. Yaptığına seviniyorum, yine kızıyorsun. Sussam kızıyorsun. Bir şey söylesem ya sus dersin ya da git dersin. Seni kızdırmayan hiçbir yanım yok galiba binbaşı. Eğer varsa söyle, ben de bileyim. Yoksa sana öfkenle mutluluklar. Rudra, ne oldu sana, iyi misin? Ter içinde kalmışsın. Sana... Yaklaşma, uzak dur, gelme. Çekil. Çekil. Hem öyle gözünü dikip bakma bana, tamam mı? Ama sen... Benden başka derdin yok mu senin, ha? Başka derdin yok mu? Paro. Yatmaya gidiyorum. Hayır, dur. Konuşacağız. Gel benimle. Gelmeyeceğim. Paro. Ne dedim sana? Konuşacağız. Gel. Hayır. Gel dedim sana. Ben de gelmeyeceğim dedim. Gel. Binbaşı. Şş. Binbaşı, bırak. Çocuk gibi davranma. Bırak. Bunlar da ne? Beni yemek yemem için zorladığın o gece. Sırf yemek yiyorum diye yanlış anlama. Bu seni dinleyeceğim anlamına gelmiyor. O gece sana kızmamıştım mesela. Jaipur'da o akşam merdivenden indiğini gördüğümde... Özür dilerim. Ben gelmeyi istemedim. Bana kızdın mı? Yine kızmamıştım. Benim... Yapım böyle, biraz sert ve kabayımdır. Sonra şey de var. Hani içkiyi fazla kaçırmıştın ve saçma sapan konuşuyordun ya. Hayır, konuşacağım işte. O zaman da kızmamıştım. Ama şey olayı, hani kırmızı biber gözlerine... Bir şey olmadı ki. Bir şey olmasını mı bekliyorsun, ha? Senin hiç kafan çalışmıyor mu? Ya sana bir şey olsaydı o zaman... İşte o zaman gerçekten kızmıştım.
Ama bu sabah bana... Bu sabah şey yaptın ya, ona kızmadım mesela. İşte bak yine kızıyorsun. Hayır hayır, kızıyor falan değilim. Otur, otur, gel gel otur şuraya. Bak beni dinle. Biliyorum. Bazen öfke patlamalarım var. Ama öfkem sana değil. Ben kendime kızıyorum. Kendime. Hareketlerime. Ama yine de hırsını benden alıyorsun, değil mi? Evet. Bu belki de yanlış ama... Belki mi? Hayır, belki derken, ha evet. Sana bir şey söyleyecektim. Kapat bakalım gözlerini. Neden? Kapat dedim gözlerini. Kapatmayacağım. Ne yapacaksın yine? Kızıp bağıracak mısın? Hayır, 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 hayır. Yani elimden ne gelirse yapacağım. Kızmamak için. Ben... Şey... Sen Matri ile orada konuşuyordun. Ben de seni duydum. Sen bizim konuşmalarımızı mı dinliyordun? Şşt. Sen doğru zamanla ilgili bir şey söylemiştin ona. O an geldi. Bu neden doğru zaman? Çünkü... Çünkü bu... Kırmızı... Gözlerimi rahatsız ediyor. Gerçekten çok üzüldüm değil mi? Önce düğün yeminleri, sonra o sözlerim. Biliyorum. Çok kaba davrandım. Binbaşı kaba. O sözlerden birini bile tutmadın. Tutamadım. Tutmak istemedim. Paro bak, ben o düğün yeminlerinin hiçbirini bilmiyorum ve inan ki umurumda da değiller. Ama bugün sana bir söz vermek istiyorum. Mangalam Pundarikaksha Mangalaya Tanohari.
sen sonsuza kadar. Ne oldu? Ağlama lütfen. Ağlama. Ne yaparsın ağlarsa? Yine kızar mısın bana? Hayır. Yoksa bunu yapmaya bir tek senin mi hakkın var? Bak her şey yolunda. Her şey ne kadar güzel, hiçbir sorun yok. Yolunda değil. Değil mi? Daha ne yapayım? Gün geldi beni alıp Jaipur'a götürdün. Birlikte dans bile ettik. Sonra Mumbai'de 10 nehirden daha büyük bir deniz gösterdin. İşte bu yüzden şimdi bunlardan çok daha özel bir şey yapmalısın. Pano lütfen kafamı karıştırma. Ne diyeceksen açık söyle. Gülme karşımda. Hayır kızmıyorum. Ben böyleyim işte. Normal halim bu benim. Peki tamam düşün. Sonra söyle bana. Yani ne yapmamı istiyorsan söyle. Söylesene. Benim için kar yağdırırsan kabul ederim. Bir kere köydeyken bir film görmüştüm, tamam mı? Küçük beyaz pamuk parçaları öyle güzel yağıyordu ki inanamam. Dikkat et. Ben sihirbaz mıyım? Durup dururken nasıl kar yağdırayım? Neden gülüyorsun? Çünkü sonunda bugün hislerini öğrendim. Ne hissediyormuşum? Sen de beni...
Ben de seninle. Sen de beni... Beni... Ne oldu? Neden sustun? Bir şey söylüyordun değil mi? Lütfen, lütfen yapma. Nasıl söylesem... Sen de benden de hoşlanıyorsun. Nasıl söylesem? Yani sen de beni seviyorsun. Bana yaklaştığın zaman sesim titremeye başlıyor. Çatallaşıyor, tuhaf oluyor. İşte bu yüzden susmayı öğren artık. Sakalın batıyor. Ding dong.
Anne. Ne oldu anne, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Tam su dolduruyordum, sürahi elimden kaydı. Yoksa sizi uyandırdım mı? Hayır anne. Dur bakayım. Tüye benziyor. Neymiş bu böyle? Bilmem ki. Belki yukarıdan düşmüştür. Ben size su doldurayım. Hayır canım, hayır. Gerek yok. Suyumu içtim. Tekrar doldurayım derken elimden kaydı. Anladım anne. Hadi yatın artık. Ben de üzerimi değiştirip hemen yatacağım. Binbaşı, annen hala uyanık. Ben yatağı hazırlayayım. Gerek yok. Ben hazırladım.